Subscribe to my YouTube channel. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız, İngilizce öğretmeniniz. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda 12. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılısını yapacağız hep birlikte. Daha önce paylaştığım videolar çok beğenildi. Geçen sene paylaştıklarımın aynı sorular çıkmıştı sınavlarda. İnşallah bu videoda da yine aynı şekilde olur. Sizler de sınavlarınızda yüz alırsınız. Şimdi biliyorsunuz İngilizce yazılılarınız artık uygulamalı oluyor. Yani hem yazılı kısmı oluyor hem uygulama kısmı oluyor. Yani dört bölümü ayırabiliyoruz. Bunlar neydi? Reading, Writing, Listening ve Speaking arkadaşlar. İlk bölümde sizlere Reading ve Writing kısmını vereceğim ve Gramer vereceğim. Vocabulary kelimelerle beraber. Daha sonra da Speaking ve Listening'i nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Hepsini birlikte vereceğim. Eminim sizler de rahatlıkla hem anlayacaksınız hem de yazılıda büyük bir destek alacaksınız. Eğer isterseniz bu sınavın pdf halinde ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan indirip benimle beraber sizler de sorular yapabilirsiniz. Bu şekilde daha çok aklınızda kalabilir. Tamamen sizin tercihiniz. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın lütfen ve henüz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Canlı yayınlarda genel kültür bilgi yarışması yapıyorum. Eğer ihtiyacınız varsa sizlere de kazanırsanız kitap ve soru bankası hediye ediyorum. Sizleri de yarışmalarıma beklerim. İlk olarak reading ile başlıyoruz arkadaşlar. Reading yapacağız. Bakalım neymiş reading? Read the text and write true or false. Metni okuyacağız. Doğru yanlış yapacağız arkadaşlar. Gayet basit. Eminim rahatlıkla sizler de yaparsınız ama ben sizleri daha da rahatlatayım. Şimdi Reading kısmında yani parça verildiğinde arkadaşlar öncelikle size sorulan soruyu iyi anlamanız gerekiyor. Soruyu iyi anladıktan sonra zaten sorunun cevabı inanın aynı cümle olarak parçanın içerisinde vardır. Şimdi burada true false yapacağız. Önce verilen cümleleri anlamamız lazım. Öyle değil mi? Birincisinde ne diyor? The Beatles were an English band. Beatles bir İngiliz gruptu diyor. Şimdi burada nasıl anlayacağız? Öyle mi değil mi? Bakacağız. Beatles were a rock and pop band from Liverpool, England. Evet. Beatles neymiş? Bir rock ve pop grubuymuş. Nerenin ama neredeymiş? Liverpool, İngiltere'de. Ya o zaman nedir? İngiliz'dir. Doğru bu. Ne yapıyoruz? Birincisini true diyoruz arkadaşlar. Evet, ikincisi The Beatles were formed in 1970. 1970'te kuruldu. Doğru mu? Yanlış. Neden? Bakın burada diyor zaten formed in 1960. 1960'ta kurulmuş. O zaman ikincisini false diyoruz arkadaşlar. İkincisi false oluyor. Şöyle ben çok yazamıyorum ama sizler anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Üçüncüsü The Beatles were consisted of four people. Consist of bir şeyden oluşmak arkadaşlar. Diyor ki Beatles grubu dört kişiden oluşuyor. Doğru mu? Hemen bakalım. Kimmiş? The group primarily consists of. Bakın aynı cümle görüyorsunuz. John Lennon bir oldu. Paul McCartney iki. George Harrison 3. Ringo Starr dört. Dört kişiden oluşuyor. O zaman bu da true arkadaşlar. Buna da true diyoruz. Dördüncüsü, we can still see their influence on jazz culture. Jazz kültüründe onların etkisini hala görebiliyoruz diyor. Şimdi genelde bu son sorular arkadaşlar son cümleyle alakalıdır. Burada ben hemen son cümleyi okuyorum. Bakın ne diyor son cümlede? Their influence on pop culture is still evident today. Ne üzerinde? Bak pop kültürü üzerinde diyor arkadaşlar. Yani etkileri pop kültürü üzerinde günümüzde hala devam ediyor diyor. Ama burada jazz kültürü üzerinde diyor. Bir kere bu jazz grubu değildi, öyle değil mi? Rock ve pop grubuydu. Demek ki dört yanlış. Şöyle ben çarpı koyayım sizler. False yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne oluyor burada? True, false, true, false oluyor. Bu şekilde reading kısmını bitiyoruz arkadaşlar. 10, 15, 12. Artık öğretmeniniz kaç puan verecekse burada o kadar puanını kaptınız haberiniz olsun. Geliyoruz kelime kısmına. Şimdi kelime kısmında da ne yapacağız? İki grup var. Expressing of agreeing. Agree ne demekti arkadaşlar? Agree katılmak değil mi? Bir şeye katılmak. Bir de disagree var. Yani ne yapacağız? Katılmak ve katılmamak olan cümleleri, kalıpları kategori olarak yazacağız buraya. Şimdi birincisinde I agree with you. Sana katılıyorum demekti. Öyle değil mi? O zaman buraya biz ne yapacağız? I agree with you yazacağız arkadaşlar. Hemen yazıyorum. I agree with you diyoruz. Birinci boşluğumuzu dolduruyoruz. Şunu da üstüne artık çizebiliriz. İkincisi totally agree. Evet bu da tamamen katılıyorum demek. E bu da katılma cümlesi. Bunun da üstünü çizip hemen şuraya totally agree diyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikinciyi de doldurmuş olduk. İnşallah görüyorsunuzdur. Sonra geliyoruz. That's so true. Bu çok doğru diyor. E bu da katılıyor. O zaman bunu da buraya yazıyoruz. That's so true diyoruz. Üçüncü boşluğa da hep everything üst üste verilmiş zaten. Totally disagree. Evet disagree ne demekti arkadaşlar? Bir şeye katılmamak demekti. Totally disagree. De, tamamen katılmıyorum diyor. O zaman bu disagree cümlesi oluyor. Yani buraya biz totally disagree yazıyoruz. Evet devam ediyoruz. I don't think so. Katılmıyorum anlamında arkadaşlar. I don't think so. O zaman burada yine disagree oluyor. I don't think so diyoruz. Devam ediyoruz. I'm afraid I disagree. Korkarım katılmıyorum diyor. E bu da nedir? Yine bak disagree var burada. Katılmıyormuş. Bunu da ne yapacağız? Yine disagree kısmına yazacağız arkadaşlar. I'm afraid I disagree diyoruz. Devam ediyoruz. Completely agree. Tamamen katılıyorum diyor arkadaşlar. Bakın burada everyden de zaten çıkarabilirsiniz. Tamamen katılıyorum diyor. Bu da agree cümlesi oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu da yine agree kısmına yazıyoruz. Son olarak I don't agree diyor. Sana katılmıyorum diyor. Bunu da yine disagree kısmına yazıyoruz. Bu şekilde kelime kısmının ilk tarafında rahatlıkla atlatmış oluyoruz. Geliyoruz kelime kısmının B bölümüne. Şimdi burada ne diyor? Find a different word and circle it. Farklı kelimeyi bulup ne yapacağız? Yuvarlak içine alacağız arkadaşlar. Şimdi stingy ne demek stingy? Pinti, cimri demekti arkadaşlar. Bu neydi? Bir kişilik, kişisel özelliktir. Generous, cömert. Bu da kişisel özellik. Tall, uzun demek. Bu fiziksel bir özellik. Selfish, bencil demek. Bu da kişisel bir özellik. Burada farklı olan ne? fiziksel özellik olan tol arkadaşlar. Demek ki tolu yuvarlak için alıyoruz. 2. Curly, kıvırcık, tol, uzun, straight, düz, wavy, dalgalı arkadaşlar. Şimdi burada curly, kıvırcık, straight, düz, wavy, dalgalı saç türü değil mi bunlar? Aynen tol uzun olmaz arkadaşlar. Yine ikinci kısımda da tol diyoruz. Handsome, yakışıklı, beautiful, güzel, lovely, sevecen, cheerful, neşeli. Burada da yine arkadaşlar bakın handsome, beautiful ve lovely fiziksel özellikler ama cheerful, neşeli burada kişisel bir özelliktir. O yüzden cheerful'ı yuvarlak içine alıyoruz. 4. Thin, zayıf, ince, short, kısa, tall, uzun, of medium height, orta boylu. Şimdi burada short, tall ve of medium height bunlar nedir? Uzunluk öyle değil mi? Yani bir kişi kısa, uzun ya da orta boylu olur. Ama burada thin kilo ile alakalı. Yani diğerleri boyla alakalı iken Thin, kilo kiloyla alakalı olduğu için biz ne yapıyoruz? Seni yuvarlak içine alıyoruz. 5 dark koyu, fair sarı, blond sarı, hazel ela. E şimdi burada dark, fair ve blonde saç renkleri oluyor. Öyle değil mi? Ama hazel ela göz rengi oluyor arkadaşlar. Burada farklı olan hazel oluyor. Hazel'ı yuvarlak içine alıyoruz. B kısmında bitirmiş oluyoruz ve geliyoruz Grammar kısmına. Şimdi bu kısımda arkadaşlar parantez içinde verilen fiilleri would rather ya da prefer'a e göre çekimleyeceğiz. Bu kadar başka bir şey yapmayacağız ama bunun farkını hemen anlatayım size. Şimdi would rather ve prefer ikisi de tercih etmek anlamında. Biz eğer would rather'ı kullanırsak would rather'dan sonra gelen fiili olduğu gibi yazıyorduk, değil mi? Daha sonra tercih edilen edilmeyen arasına den koyuyorduk arkadaşlar ama fiili olduğu gibi yazıyorduk. Prefer'de ise prefer'dan sonra gelen Fi ile ing takısı getiriyorduk ve iki şeyin yani tercih edilen ve tercih edilmeyen şeyin arasına to koyuyorduk arkadaşlar. Şimdi buna göre yapalım hemen. Some people would rather work olacak. Öyle değil mi? Çünkü ne yapıyorduk? Aynı şekilde yazıyorduk arkadaşlar. Some people would rather work with a computer than use a mobile phone oluyor arkadaşlar. Burada fiili olduğu gibi yazıyoruz. My sister prefers listening olacak arkadaşlar. Ne demiştik? Prefer'den sonra fi ile ing takısı geliyor. Pop müzik. to, burada bakın to'yu yazıyoruz. Çünkü to yazılmamış. To listening tekrar yazıyorum. Yine ing takısı getiriyorum. Classical music. Üçüncüsü, my best friend would rather, bakın would rather olduğu için ne gelecek buraya? Dance gelecek arkadaşlar. Dance yazıyorum. Would rather dance. Then ne olacak ikinci kısım? then listen olacak arkadaşlar. Dördüncüsü Samuel prefers bakın take var. Ne olacak burada yine? Fiilimiz ing takısı alması gerekiyor. Yani taking olacak. Bu arada fiillerin sonundaki e varsa eğer e düşüyor arkadaşlar. Taking a taxi to Bakın burada to'yu koymuş. Tekrar to yazmamıza gerek yok. To walking diyoruz arkadaşlar. Burada walka yine ing takısı getiriyoruz. 5. Daisy and Olivia prefer tercih ediyorlarmış. Neyi? Bakın yine prefer olduğu için bu kısma da ing takısı getiriyoruz. Sitting oluyor. Buradaki t'yi iki kere yazıyoruz. Sitting in the garden to watching TV diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu kısmı grammar kısmının birinci kısmını da bitirmiş oluyoruz. 5 puanı en az yine cebe atıyoruz. B bölümü. Şimdi B bölümünde de sorular var ilk kısımda. Şurada sorular var. Burada da onun cevapları var. Ne yapacağız? Sorularla cevapları eşleştireceğiz. Birinci sorumuz gayet basit. How old is he? O kaç yaşında diyor. Burada ne yapacak? O yaşını söylemesi lazım. Nerede söylemiş yaşını? Bakın. B'de he is in his thirties. Arkadaşlar direkt yaş olmasın. Biraz daha zorlaştı, zorlaştıralım diye. Thirties yani 30'lu yaşlarında demiş. Burada yaşını söylemiş. 1'e B yazıyoruz. Şu kısma da isterseniz B diyebiliriz arkadaşlar. İkincisi how tall is he? Ne kadar uzun? Yani burada ne yapıyor? Boyunu söylüyor. Boyunu hangi şeye bakın? He is of medium height. Orta boylu diyor. Burada da bunun ikinin cevabını vermiş oluyor. 2'ye Ceyhan diyebiliyoruz. 3. What is he like? O nasıl birisi? Bakın sadece like varsa cümlenin sonunda neydi? Kişisel özelliğini söylüyordu. O yüzden biz de bir kişisel özellik söylememiz lazım. Hangisinde var? D'de var arkadaşlar. He is talkative and cheerful. O konuşkan ve neşelidir. O zaman 3'e denizli diyoruz. Onu karıştırmayın arkadaşlar. Bakın fiille what is he like diye soruyorsa sadece like varsa kişisel özellik. Ama 4'teki gibi what does he look like nasıl görünüyor diyorsa look like varsa bu sefer fiziksel özellik olması lazım. Bakın o da hangisinde var? He is handsome. O yakışıklıdır diyor. Bu bir fiziksel özellik. Benden bahsetmiş galiba. Evet. Bu durumda ne yapıyoruz? Dörde Adana diyoruz. Şaka şey yaptım ya. Gençler hemen ama Ne egoist bir öğretmen falan demeyin bana. Come on. 5. What color is his hair? Saçı hangi renk? E burada bir renk söylemesi lazım. O da E'de direkt karşısında söylemiş zaten. Brown demiş arkadaşlar. 5'e de E diyoruz. Bu şekilde gramerin B bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Umarım gayet güzel gidiyordur. Geliyoruz C bölümüne. Şimdi C bölümünde de ne yapacağız? Circle the correct adjectives. Doğru sıfatı yuvarlak içine alacağız. Cümleye göre unutmayın. Birinci cümlede ne diyor? Suzy always calls me on my birthday. Suzy beni her zaman doğum günümde arar. O zaman Suzy is funny mi yoksa thoughtful mu? Yani komik mi düşünceli mi? E tabii ki thoughtful arkadaşlar düşünceli bir kızmış Suzy. Suzy'yi tebrik ediyoruz. Burada cevap thoughtful olacak. 2. I have a helpful or stingy friend. Bakalım neymiş? She helps me whenever I need. Ne zaman ihtiyacım olsa bana yardımcı olur. O zaman nedir? Yardımseverdir, değil mi? Yani helpful arkadaşlar. Burada 2'ye helpful dedik. 3. My best friend is so blah blah diyelim neymiş? He gives money when I want. İstediğimde bana para veriyor. Baya cömert bir insanmış. E cömert. De? Generous arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Generous diyoruz. 4. John is very honest ya da supportive person. He always tells the truth. Her zaman doğruyu söyler diyor. Yani neymiş? Dürüstmüş. Dürüst ne demekti? Honest arkadaşlar. Cevabımız honest oluyor. 5. Our teacher is very cheerful or talkative? Çok neşeli ya da konuşkan. Hangisiymiş bakalım? Şimdi makes us happy all the time. Bizi her zaman mutlu ediyormuş. O zaman neşeli arkadaşlar. Yani cheerful oluyor 5'te. Bu şekilde C bölümünü de bitirmiş olduk. Buradan da en az 5 puanımızı aldık diye düşünüyorum. Ve geliyoruz writing kısmına arkadaşlar. Şimdi writing önemli bir kısım genelde yüksek puandır. O yüzden writing'e dikkat ediyoruz. Burada ne diyor? Bizden ne isteniyor? Introduce your best friend using at least five sentences en az 5 cümle kullanarak en iyi arkadaşını tarif et. Burada önemli olan arkadaşımızı tarif eden 5 tane cümle kurmak arkadaşlar. Çok zor ya da kolay cümle olmasına gerek yok. Yani yeter ki arkadaşınızı tarif etsin ve yeter ki 5 tane cümle olsun ve doğru cümle olsun. Ben de video uzun olmasın diye önceden sizlere cümleleri yazdım arkadaşlar. Şimdi 5 cümle kuruyorum. Önce arkadaşımı tanıtmam lazım öyle değil mi? O yüzden my best friend's name is Rüya. Benim en iyi arkadaşımın ismi Rüya dedim. Şimdi burada en iyi arkadaşımı tanıttım. Daha sonra she is tall, uzun and she has got hazel eyes ve ela gözleri var dedim. Şimdi burada sizler tabi bunları daha da değiştirebilirsiniz. Kendinize göre de yazabilirsiniz. Daha uzun uzun da yazabilirsiniz. Saç rengini söyleyebilirsiniz, göz rengini, kilosunu söyleyebilirsiniz, zayıf, şişmanlı. Size kalmış. Ben sadece cümleler cümleler kurdum. 3 She is an honest person. O dürüst bir kişi. She never tells lies and I always trust her. O hiçbir zaman yalan söylemez ve ben ona her zaman güvenirim arkadaşlar. Bakın ne yaptım burada? Honest person demiştim ya dürüst bir kişi. Bu cümleyle onu desteklemiş oldum. Ve son olarak da she is a supportive friend. O destekleyici bir arkadaştır. And she helps me whenever I need help. Ve ne zaman ihtiyacım olsa ben, bana yardım eder dedim. Bu şekilde bakın 5 tane cümle sade güzel bir şekilde kurmuş oldum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Umarım yardımı dokunmuştur. Şimdi ne yaptık? Yazılı kısmını bitirdik. Geliyoruz uygulama kısmına arkadaşlar. Evet uygulama kısmında ne vardır? Speaking ve listening vardır arkadaşlar. Önce speaking'e değineceğiz. Daha sonra da listening'e değineceğiz. Şimdi speaking'de farklı farklı konular istenebiliyor. Kimisinde kendini tanıt diyebilir. Kimisinde arkadaşını tanıt der. Kimisinde işte planlarını sorar. Burada da Neyi sormuş? What kind of music do you like? Ne tür müzik seviyorsun? Do you prefer listening pop music or classical music? Pop müzik mi, classical müzik dinlemeyi mi tercih ediyorsun? Why? Niçin? Bunu ne yapacaksınız açıklayacaksınız. Ben de burada bakın hem yazdım hem de konuşacağım, söyleyeceğim. Sizler de bu şekilde kendinize göre isterseniz yapabilirsiniz. Hatta isterseniz aynısını bile yazın. Sonuçta e, nereden bilecek öğretmeniniz benden almışsınız öyle değil mi? Önemli olan doğru bir şekilde konuşmaktır diye düşünüyorum. Şimdi I prefer listening to pop music to classical music. Bakın ne yaptım? Prefer cümlesini doğru bir şekilde kullandım. Pop müziği klasik müziğe tercih ederim. Because çünkü I like to dance when I listen to music. Müzik dinlerken dans etmeyi severim. Therefore bu yüzden I usually listen to pop music. Bu yüzden ben genellikle pop müzik dinlerim. Pop music is more energetic. Pop müzik daha enerjiktir. It makes me motivated and alive. Beni motive ve canlı hissettiriyor. However, ama I can't stand listening to classical music. Klasik müzik dinlemeye katlanamıyorum. Because I feel bored. Çünkü sıkılmış hissediyorum. And it makes me sleepy. Ve benim uykumu getiriyor. Uykulu hissediyorum diyor. Bakın ne yaptım burada hem ne tercih ettiğimi hem de niçin o tür müziği tercih ettiğimi güzel bir şekilde anlattım. Sizler de bu şekilde ister kendi tercih ettiğiniz müziği söyleyin ister aynısını hani zorlanmayın lan hazırı burada var zaten deyip aynısını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne olacak? Hem akıcılığınızı hem kullandığınız kelimelere hem pronunciation'ınızı hem doğruluk payına e, hepsini ayrı ayrı puanlama verilecek. 25 puan çok önemli puan. Bu şekilde yaparsanız rahat bir şekilde bu kısmı yani 25 puanı full alabilirsiniz aklınızda olsun Geliyoruz şimdi listening kısmına arkadaşlar. Listening de biliyorsunuz ne oluyor? Bir teypten dinliyorsunuz. Üç kere dinleme hakkınız var. Daha sonra da sorulan soruları cevaplıyorsunuz. Şimdi her listening farklı olabiliyor. Bazen dinleyip çoktan seçmeli olabiliyor. Bazen işte dinleyip boşluklara kelimeler yerleştiriliyor. Bazen de ne yapıyorsunuz? İşte buradaki gibi önce dinleyeceksiniz. Bu kişilerin bakın physical appearance'larından bahsetmiş. Yani burada üç kişi var. Mary, Barbara ve Kate bunları tape de anlatacak sizler de fotoğrafların altına isimleri yerleştireceksiniz. Bu gayet kolay bir dilbilgisinin parçasıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü öncelikle kullanılacak kelimeler zaten farklı. Mesela birincisine baktığımızda bakın büyük ela gözleri var öyle değil mi? She has got big hazel eyes. Kıvırcık saçları var değil mi? She has curly hairs. Bakın curly. Diğerlerinde zaten curly hairs kullanılmayacak. Bunda kullanacak o zaman siz ne yapacaksınız? Curly hairs'ı duyduğunuz an bu kızın altına hemen o kim artık konuşuyorsa onu yerleştireceksiniz. İkincisine bakın. İkincisinin ipucu she has got short pink hairs der. Ya e kısa pembe saçları var der. Ne yaparsınız? Hemen yapıştırırsınız. She has got glasses bak gözlükleri var. Glass bu büyük bir ipucudur arkadaşlar. Gözlükleri varsa hemen gözlük duydunuz, glasses duydunuz mu? Hop yapıştırıyorsunuz bu kızın altına ismini. Sonuncusunda bakın düz uzun saçları var arkadaşlar öyle değil mi? Straight hair ya da straight dark hair diyebilirsiniz. Tam net göremiyorum ama sanki mavi gözleri var. Hemen blue eyes'dan yine ne yapabilirsiniz? Yapıştırabilirsiniz arkadaşlar bunun da. Zaten sona kalan da büyük ihtimalle bu olur. Oradan da yapıştırırsınız. Listening'in bu kısmını bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer kısımda ise ikinci kısımda listen to the music types and what sort of music they are. Bu da gayet kolay arkadaşlar. Hepiniz müzik dinliyorsunuz öyle değil mi? Şimdi bu müzik tarzlarını da biliyorsanız eğer ki eminim biliyorsunuzdur. Dinleyeceksiniz müziği. Sonra o hangi tarz ise onu işaretleyeceksiniz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Operayı mı dinlediniz? Hemen operaya işaretliyorsunuz. Klasik müzik dinlediğinizde anlarsınız zaten. Hemen klasik müziği yapıştırıyorsunuz. Hip hop mı dinlediniz? Hip hop müziği hemen yapıştırıyorsunuz arkadaşlar numara numara dinleyeceksiniz. Hangi dinleme metni, hangi numaradaki, hangi müzik türünü söylüyorsa ona hemen o numaraya yazıyorsunuz. Bu kadar başka bir şey yapmıyorsunuz. Evet artık ben de başka bir şey yapmıyorum. Çünkü bitti. Umarım aynı sorular çıkar. Umarım hepiniz yüz alırsınız arkadaşlar. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. İnşallah videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve dediğim gibi kanala abone değilseniz hemen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.